İhtişamdan geçilmez Cihangir Kasımiye, her hanıyla gizemli 7 asırlık zinciriye, Avrupa ilan etmiş uygarlık başkenti diye, bu haysiyet ve onur yakışır Mardinliğe. Her ırktan ve mezhepten, her dilden ve her dinden, yaşarlar bir arada Kürt, Arap, Türk demeden. Modern Avrupa bile ibret alıyor bizden, gel sen de gör, şahit ol yolun geçerse Mardin'den. Mardin, coğrafi konumu, günümüze kadar gelebilen Orta Çağ dokusu ve zengin etnik mozaiği ile keşfe değer bir şehirdir. Mardin, büyük çoğunluğu 12. 15. yüzyıllar arasında inşa edilmiş, eski eserleri ve dantel gibi işlenmiş taş evleriyle etkileyici bir açık hava müzesi niteliği taşır. Şehir, yükseltisi fazla olmayan Mardin platosunun güneyindeki tepenin Mardin Ovası'na bakan yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yaklaşık 1000-1150 metre yüksekliktedir. Şehrin 100 metre kadar üstünde Mardin Kalesi yer alır. Ovadan bakıldığında gündüzleri bir kartal yuvasına, geceleri ise gerdanlığa benzetilir. Ovaya doğru alçalan fay basamakları üzerinde yoğun ve bitişik şekilde dizilmiş konutlar, eşine kolay kolay rastlanmayacak bir manzara sunmaktadır. İçinde yaşamın devam etmesi sayesinde eski yerleşimdeki orijinal yapılar özgünlüğünü fazla kaybetmemiştir. Türkiye'nin en karışık etnik yapısına sahip illerinden biridir. Bu yapıda Türkler, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ezidiler, Keldaniler ve Ermeniler bulunur. Her etnik grubun getirdiği kültürel farklılık şehri daha da ilginç kılmaktadır. Yörede yaygın olarak Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konuşulur. Mardin ili sınırları içindeki Tur Abdin bölgesinde Hristiyanlık kültür mirasını yansıtan çok sayıda kilise ve manastır bulunmaktadır. Mardin'deki Deir-i Zaferan Manastırı 1293'ten 1932'ye kadar dünyada Hristiyanlığı ilk kabul eden toplum olan Süryanilerin dini merkezi olmuştur. 1108-1408 yılları arasında Artukoğullarının başkenti olan Mardin'in içinde bu dönemi yansıtan çok önemli eserler bulunur. Mardin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş, aralarında kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi ve dini yapılarında bulunduğu 1350'den fazla kültür varlığına sahiptir. Kalesinden bakınca kuş bakışı manzarası, deniz gibi görünür o yemyeşil ovası. Uzaktan görüntüsü sanki kartal yuvası, nakışlı minareler, medreseler cabası. Deir-i Zaferan, Dara, Ulu Cami ve Kırklar, her birisi apayrı bir tarih anlatırlar. Camiler, hanlar, kilise ve hamamlar, başka yerde bulunmaz 1100 yıllık çarşılar.